konferans düzenledik bölüm olarak. Yine her zamanki gibi bu konferansta kayıt altına alınacak ve YouTube kanalında bölümümüzün yayınlanacak arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu hafta engellilik alanına ilişkin bir konferans düzenledik ve yine çok önemli, çok değerli, iki değerli konuğumuz var bu alana ilişkin olarak. Öncelikle sosyal hizmet uzmanı Ergin Balcı'yı dinleyeceğiz. Bakanlıkta yaptığı çalışmalardan da söz edecek bize kendisi. Ardından da yine çok değerli sosyal hizmet uzmanı Nilay Oğultürk aramızda olacak ve yine çalışmalarını ve vaka örnekleri üzerinden deneyimlerini aktaracak bize. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan ben Ergin Balcı hocama aktarayım sözü. Her iki konuğumuzdan da ricamız, mümkün olduğunca süreyi 30-35 dakika gibi tutabilirsek, hani 40 dakikayı geçmeyecek şekilde, hem birbirimizin süresini de gasp etmemiş oluruz, hem de bittiğinde mutlaka öğrenci arkadaşlarımızın soracağı sorular olacaktır. Ona da zamanımız kalmış olur. Ergin Hocam, eğer uygunsanız sizden başlayalım. Mikrofonunuzu Merhabalar. Merhaba. Sesim geliyor mu? Gayet iyi geliyor. Evet, biraz geç bağlandım, kusura bakmayın. Geldiriz. Herkese merhabalar. Başakçığım, sunumu açmam yardımcı olur musun? Zoom toplantılarına alıştık ama Microsoft'tan ilk defa deneyeceğim. Evet, ses ve sunum ekranda var mı acaba? Sesinizi gayet iyi duyuyoruz ancak şu an sadece sizi görüyoruz. Bir sunum görmüyoruz. Bir saniye, kızım yardımcı olmaya çalışıyor. Öncelikle herkese merhabalar. Bu arada ben kendimi tanıtmış olayım. Öncelikle mezun olduğum okulun beni böyle bir dördüncü sınıf, yaklaşık 7 ay sonra meslektaşım olacak arkadaşlarla bir araya oluşturdukları için yönetime, sizlere teşekkür ediyorum. Bana gönderilen akışta önce kendimi tanıtmam vardı. Evet, 1996 Hacettepe Sosyal Hizmetler mezunuyum. 2017'de de Ankara Üniversitesi'nden yüksek lisansımı tamamladım. Akademik açıdan böyle. 96'da mezun olduktan sonra yaklaşık bir 4 yıl tam olarak kamuda olmadan aralıklarla mesleği yapmaya çalıştım. İşte askerlik döneminde hava hastanesinde 14 ay gerçek edinimde aslında adı askerlik ama mesleğimi yapmaya çalıştım. Orada kurulu bir sistem vardı. Benden önceki meslektaşlarımın da kurmuş olduğu. 14 ay onu yaptım. Daha sonra Ankara Batıkent'te bir kreş ve çocuk kulübü sorumlu müdürlüğünü yaptım. Daha sonra 7 aylık bir süreçte 99
Marmara depreminden sonra Kocaeli'nde 7 ay hem kreş ve çocuk kulübü prefabriklerden oluşan orayı hizmete açtım ve hizmet sunumuna başlamasını sağladım. 7 ay orada çalıştım. Huzur evinde çalıştım 3 aylık bölümünü. Daha sonra 2000 yılında da Nevşehir, Gümüşken, Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde memuriyete başladım. Mezuniyetten 4 yıl sonra devlet memuru oldum. Bu dönemde bunu niye söyledim? Genç meslektaş adaylarımızın yoğun bir istihdam kaygısı taşıdıklarını dernek yönetiminde olmamdan dolayı da çok yakından biliyorum. 4 yıl benim için de mesela çok çok zor geçti mezun olduktan sonra ki o dönemde bugüne göre sosyal hizmet uzmanlarının istihdamı çok daha güçlü bana göre. Sadece kamu kurumları alırsa STK'lar bu kadar almıyordu. Kamu kurumlarına da ağırlıklı olarak SEÇEK alırdı. SEÇEK'te o dönemlerde 2 yılda, 3 yılda bir falan sınırlı kontenjanlı bir sosyal hizmet uzmanı alımı yapardı. Daha sonra 2000 yılında dediğim gibi Nevşehir, Gümüşkent, Zihinsel Özür Diler Bakım, o zamanki Özür Diler de çünkü adı, Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde göreve başladım. 4 yıl orada çalıştım. Ondan sonra Hatay'da erkek yetiştirme yurdu. Şimdi onun da ismi değiştirildi. O zaman çocuk yuvaları, erkek yetiştirme yurtları vardı. Korunmayan da çocukların bakım hizmetlerini Erdin Hocam, sesiniz gitti. Genel Müdürlüğü şimdi geliyor ama Şimdi geliyor. geliyor Son ama söylediğiniz cümleyi duyamamış olduk. yalnız ben hem cep telefonunu açtım hem de bilgisayarı açtığım için yankılanıyor sesim gibi geliyor Cep telefonunu açtım. Kapattım. Şu anda geliyor mu sesim? Evet. En son 2000 Başakçı'nın ses yankılanıyor. Bir yardımcı olacaksın bana. Şimdi geliyor mu sesim? Evet, 2005 yılında SEÇEK Genel Müdürlüğü o zamanki ismiyle orada Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığında Yetiştirme Yurtları o zaman ismiydi. Bugün farklı isimlerle adlandırılıyor. Orada sosyal hizmet uzmanı olarak 6 yıl görev yaptım. 2011 yılında bakanlığın oluşmasıyla yine Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde sosyal hizmet uzmanı olarak, bilim sorumlusu olarak çalıştım. Aslında ağırlıklı olarak mesleki hayatımda hep ağırlıklı olarak çocuklarla çalıştım. İlk 4 yıl cinsel engellilerle çalışmamın dışında. Son 3 yıldır da yine bakanlıkta Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda tertip ve nakil birim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Kısaca kendimi aynı zamanda da 2017 Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi'nde yönetici olarak 2 dönemdir çalışıyorum. 4. yılını tamamlamak üzereyim. Mart ayında tamamlanacak 4 yıl.
Başak. Ben arada bir kızımdan maalesef bunu çözmekte zorlandım. Ekrana nasıl veriyorduk? Şöyle kamera yok ama şimdi nasıl? Ekrana sunum geliyor mu? Tamam, ben bu şekilde devam edeyim. Ben genel olarak Sibel Hanım'la görüştüğümüzde Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli bakım kuruluşları ile ilgili bilgi vereceğini konuşmuştum. Diğer katılımcılar da bilmiyorum görev paylaşımı nasıl yapıldı, sunumları nasıl olacak. Ben genel olarak Türkiye'de engellilerin bakım hizmeti verilen kuruluşları anlatmaya çalışacağım. Ondan önce genel olarak bir giriş anlamında Türkiye'de ve hangi genel başlıklar altında, hangi mevzuat çerçevesinde engelliler ele alınıyor, hizmetler planlanıp sunulmaya çalışılıyor. Bu gördüğünüz slaytta bütün mevzuat değil tabii, belli başlıklarını önemli gördüğümü aktarmaya çalıştım. Öncelikle bir uluslararası biliyorsunuz mevzuat vardır ve Türkiye'nin imza koyduğu, yükümlülük aldığı, uyacağını vaat ettiği uluslararası Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme var. Birleşmiş Milletler de 2006 yılında kabul edilmiş, Türkiye 2007'de imzalamış. Resmi gazetede 2009 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bir sözleşme. Türkiye buna uymak zorunda, devam etmiştir. Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeye ek ihtiyarı, bu da önemli bir şey. Bu sözleşmeye ek ihtiyarı protokol vardır. Bu da 2014 yılında kanunlaşmış. Yani bir nevi yere geçirilmiştir. Canımcığım. Ha canım. İşe kadar imza atmaya gitmem gerekiyor. Bitti. Tamam. Tamam canımcığım. Evet, ben göremiyorum herkesi. Özlem Hoca'ya da merhabalar. 5378 sayılı engelliler hakkında kanun 2005 yılında yayınlanmış. 2022 sayılı kanun 76'da yayınlanan bu oldukça kapsamlı bir kanun. Sadece engellileri kapsamamakla birlikte özellikle engellilere bugün engellilerin aldığı belli miktarda ücretler var. Onun temelini oluşturan bir yasa. SEÇEK Genel Müdürlüğü 2010 yılında yayınladığı bir yönetmelik var. Hala yürürlükte. Burada özürler ifadesi sözcüğü dikkatinizi çekmiş olabilir. Maalesef 2010 yılında yayınlanan, SEÇEK zamanında yayınlanan bir yönetmelik ama 10 yıl üzerinden geçmesine rağmen maalesef bu yönetmelik tam anlamıyla yeniden güncellenmemiştir. Değişiklik maddeler eklenmiş olsa bile var olan ismi bu ve biz engellilerin kurum bakımı hizmetlerini bu yönetmelikte bir çerçeveye göre sunmaya çalışıyoruz. Yine hala çok gündemde olan, faal olan bakıma muhtaç engellilerin tespiti ve bakım esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmelik. Bu da 2006 yılında yayınlandı, hala yürürlükte. Genel olarak bu evde ağır engelli bireylerin tespitini ve sunulacak hizmetleri çerçevesini belirleyen bir yönetmelik. Şimdi genel olarak bir sürü engelli tanımı tabii ki yapılıyor ama benim buradan nereden aldığımı hatırlamıyorum. Ya kanunda geçen ifade olsa gerek. Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey olarak anlıyoruz biz engelliyi.
Ülkemizdeki engelli nüfusu 6.9'dur. Bunu 83 milyona vurduğumuzda, bilmiyorum, biz öğrenciyken çok fazla matematik dersi yoktu veya girişte eşit ağırlık değil, sosyal sözel bölümüne giriyorduk. Meslektaş adaylarım herhalde matematik bilgileri bizimkilere göre daha iyidir. Yüzdeye vurduklarında kaç milyon engellimiz olduğunu biliyorlardır. Engel türleri olarak, genel olarak Türkiye'de engel belki dünyada da öyle. Bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak 3 ana sınıfta tanımlanmaya çalışılıyor. Bedenselin içinde orta beden, görme, işitme, konuşma, süreyen hastalıklar, ki bu süreyen hastalıklar çok çok çeşitli hastalıklar olabiliyor. İşte kuahtan tutun yatalak düzeyinde veya gündelik yaşantısını sürmesine engel olabilecek farklı süreyen bedensel engelliler arasında sayılabiliyor. Ruhsal engelleri biliyorsunuz. Bir iki ana çok rastlanan ruhsal sıkıntıları saymaya, yazmaya çalıştım burada. Bir de zihinsel. Şimdi Türkiye'de geçen yılın verileriyle bir tablo size sunmaya çalışıyorum. Hani bu belirlediğimiz engel grupları içinde Türkiye'deki engelli kişi sayısı ve engellilik oranındaki payları. Burada dikkatimizi çeken en çok yarım milyona yakın zihinsel engelli olması ülkemizde. Diğerlerini de görüyorsunuz daha sonra da. Ortopedik engelliler, ruhsal engelliler, görme işitme engelliler sıralanmakta. Evet, engellilere hangi, yine aslında o mevzuatta belirtmeye çalıştığım mevzuatların dışında işte 2022 sayılı yasa, biliyorsunuz, %40 ile 70 arasında bir engel oranı tespit edilen bir birey ya bir maaş bağlanıyor, ücret ödeniyor. %70'in üzerinde olduğunda bu maaşın oranda farklılık oluyor. Bu da memur maaş kat sayısının çarpımıyla her yıl belirlenen bir ücret oluyor. Değişkenlik gösteriyor. Evde bakım hizmeti 2019 verilerine göre 514 bin kişi evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Evde bakım hizmeti dediğimiz engelli sağlık kurulu raporunda ağır engelli sağlık kuruluşlarından verilen, hekimler tarafından verilen, kurul tarafından verilen ağır engelli olacak bir ibaresi ise artı geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olacak bir ailede yaşayan kişilere bölündüğünde eve giren ücret kişi başına bölünüyor. Kişi başına düşen ücret asgari ücretin 1/2'sinin altında olması gerekiyor. Bu da yanılmıyorsam 1500 lira civarında bir miktar güncel, ama bu da her 6 ayda bir değişiyor. Memur katsayısıyla asgari ücretin hesaplanması üzerinden değişebiliyor. 514 bin kişi ülkemizde evde bakım hizmetlerinden yararlanıyor. Bu bir ücret kime ödeniyor? Ya engellinin yaşadığı evdeki bir bireye, bir yakınına, genelde öyle oluyor. Bu yakınlarından büyük bölümü de yasal olarak da mahkemece vasi olarak tayin edilen kişiler olabiliyor. Gündüzlü bakım kuruluşları var. Son yıllarda Engelli Yaş Hizmetleri Genel Müdürlüğü gündüzlü bakım kuruluşlarının sayısının arttırılmasına yönelik bir politika uyguluyor. Nedir burada? Ailesinin yanında olan bir engelli bireyin gün içinde bu tür kuruluşlara gelip gün içinde eğitim faaliyetleri, sosyal kültürel etkinliklerin yapılmasının ön plana alındığı kuruluşlar. Gündüz geliyor, belli bir saatte burada kalıyor, yemeğini yiyor. Akşam saatlerine doğru da yine ailesi tarafından evlerine, ailesine giden engelli bireyleri için hizmet sunan kuruluşlar. Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri bu
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ağırlıklı, yine AYDEM'de ağırlıklı ama kurum bakımında olan bireylerindeki merkezler, eğitim amaçlı kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve kurum bakımı hizmeti. Şimdi kurum bakımı hizmeti ülkemizde Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli isimlerimiz de değiştiği için yılda 3 yılda bir biz bile içinde olduğumuzda bu ismi telaffuz etmekte güç çekebiliyoruz. İki tür yapılanmaya gitmiş durumda bakanlık. İlk başlarda resmi yatılı bakım merkezleri. Ben 2000 yılında başladığımda Türkiye genelinde 17 tane bakım merkezi vardı. Ve her tür engel grubunun neredeyse bir arada olduğu, daha çok toplu yaşama uygun, işte otel, eskiden otel olarak kullanılmış bir bina bakanlığa devredilmiş. Bakanlık bu binayı engelli kuruluşu olarak bakanlık olarak hizmet vermiş. Yanılmıyorsam 2007-2008'de özel bakım merkezleri de açılması yetkisi verilmiş. Sayılarda da gördüğünüz gibi 2,5 katından fazla şu anda özel bakım merkezleri. Resmi bakım merkezlerine göre kıyasladığımızda sayılardan da bu anlaşılıyor. 25 bin üzerinde özel bakım merkezinde kalıyor engelliler, sürekli kaldıkları. 104 tane de bakanlığa bağlı resmi bakım merkezi var. 7 bin merkezlerinden hizmet alıyorlar. Şimdi resmi yatılı bakım merkezleri ilk önce dediğim gibi son yıllarda belki 2005'ten sonra engelsiz yaşam EYM diye görünen engelsiz yaşam merkezi dediğimiz kuruluş tipine tip projeleri geçti. Daha önce dediğim gibi daha çok böyle yetiştirme yurtlarında, eski çocuk yuvalarında da aynı toplu bakıma uygun binaların olduğu kalabalık, katlı, hatta örneğin mesela merdiven, asansörsüz yerler. Ama engelsiz yaşam merkezleri daha düz villa tipi evler. Tek kat üzerinde 12 kişinin kalabildiği evler bu engelsiz yaşam evleri. Son zamanlarda bir de bu engelsiz yaşam merkezlerine bağlı umut evleri açıldı. Çocuk kuruluşlarını eğer incelediyseniz onların engelli versiyonu diyebiliriz bu evlere. İşte bir apartman dairesinde 5-6 tane engellinin kalabildiği, başlarında bakım elemanının, personelinin yeri bulunduğu evlerdir. Bunun sayısı da gittikçe artmaya başlıyor. Özel bakım merkezleri sayısı çok fazla, ancak gittikçe şu bilgiyi de vereyim. Bir meslek elemanı gözüyle sayılar çok fazla, burada kalan engelli sayısı çok fazla, ancak sunulan hizmetin niteliği açısından resmi bakım merkezlerinin çok çok gerisinde özel bakım merkezleri. Evet, yönetmeliği var, belli standartları var, ancak resmi bakım merkezlerinin bir yıllık, mesela bir engellinin totalde personel gideri, bütün diğer giderlerini hesapladığınızda yaklaşık 8 bin liranın üzerinde aylık bir masrafı var devlete. Ancak devletin bir engelli için özel bakım merkezlerine verdiği ücret 4 bin liranın altında, 3 bin küsur lira. Yani 4 bin lira bile değil. Dolayısıyla yarı yarıya bir para ödeyip aynı hizmeti bekliyoruz. Bu da maalesef özel bakım merkezlerinin sunukları hizmetlerin niteliğinden kısıtlamaya gitmelerine yol açıyor. Denetleme burada çok çok önemli. Çok sıkı bir denetime. Bir kere ücretinin arttırılması lazım. İki, sonrasında da resmi bakım merkezleri kadar en azından nitelikli hizmet sunumunu beklemek lazım. Bunun için de sıkı bir denetim gerekiyor. Kurum bakım hizmeti dediğimiz, dediğim gibi özel ve resmi kuruluşlarda veriliyor. Engelsiz yaşam merkezleri. Özel bakım merkezleri de mesela engelsiz yaşam merkezi şeklinde
266 kuruluştan neredeyse bir iki tane böyle açılmaya başladı ama genelde derme çatma apartmanlar kiralanıyor veya satın alan kişiler bu binaları engelsiz kuruluş olarak, bakım merkezi olarak faaliyete sürdürüyorlar. Çoğunluğunun maalesef fiziki yapıları da çok engellilere nitelikli hizmet sunumu için yeterli olmayabiliyor. Kapasiteleri kuruluştan kuruluşa değişebiliyor. Hem resmi bakımlar için hem özel bakım merkezleri için. Bu kuruluşların genel olarak 3 ana grupta hizmet verdiği engelli grubu. Bir, yaşa göre değişkenlik gösterebiliyor. Kuruluş sayısı arttıkça mesela 0-6 yaş grubu engellilere, çocuklara hizmet sunan bir engelli kuruluşu olabiliyor. İşte 7-12 ayrı olabiliyor, 13-18 ayrı olabiliyor. 18 yaş üstü de ayrı değerlendiriliyor. Atıyorum zihinsel engelli bir çocuk 0-6 yaşta ki engellinin oranı da çok burada önemli. Bir makineye bağlı bir engelli çocuk ile işte kaynaştırma eğitimine katılabilecek zihinsel engelli bir çocuğun engel oranı da aynı olmadığı için sunacağınız hizmetlerde değişkenlik gösterebiliyor, gösterebilmeli. Cinsiyete göre ayrışım oluyor. Özellikle 13 yaşından sonra engel grubunda cinsiyete göre bir kuruluşlarda ayrışımla neden olabiliyor. Engellerde daha önce de saydım bedensel, ruhsal ve zihinsel engel diye gittikçe bu engel tipleri diyeyim kuruluş sayısı arttıkça daha çok değişmeye başlıyor. Örneğin otistik çocuklara hizmet veren daha böyle spesifik engel gruplarına yönelik kuruluş tipleri de açmaya başladı. Örneğin henüz hizmet sunumuna başlamadı ama 18 yaşına kadar olan Afyon'da bir engelsiz yaşam merkezi açıldı. Bu otistik çocuk, sadece otistik çocukların gidebileceği bir kuruluş olarak planlanıyor. Biraz bu konuda zorlanıyoruz. Hem iller otistik bireylere hizmet sunumundaki zorluk nedeniyle mesela kuruluşlar, il müdürlükleri otistik engellilere yönelik kuruluş hizmeti sunmak istemiyorlar. İşte zihinsel çocuk olsun, kız çocuğu olsun gibi böyle bir direnç de maalesef var. Son bir yıldır ben birim sorumlusu olarak çoğu illeri ikna edemiyorum. Otistik yetişkin 18 yaş üstü içinde aynı sorun maalesef var. Peki bir engelli ne oluyor da kuruluşlara yerleştiriliyor veya nelerin olması gerekiyor prosedürel anlamda? Bir kere işte artık genellikle şunu görüyoruz biz gelen raporlardan, bize 81 ilden bakanlığa işte yönetmelikte istenen belgeler tamamlanıyor, sosyal inceleme raporudur. Bunun yanı sıra mahkemelerden zihinsel engelli veya ruhsal engelliler için, bedenseller için değil, mahkemelerden bir vasilik kararı isteniyor yönetmelik gereği. İki, bu bireylerin kısıtlanması koşulu aynı zamanda, ikisi bir arada alınacak. Ve bir bakım merkezine yerleştirilme yetki kararı ruhsal ve zihinsellerde, kime? Vasisine. Yani vasisinin dilekçesiyle biz ancak bir ruhsal veya zihinsel engelli durum bakımına almayı değerlendiriyoruz. Ve Sağlık Kurulu raporlarında geçtiğimiz yıl 2009 Şubat'ın verilmesi yeni bir yönetmelik çıkarıldı. Burada çocuklar bir de yetişkinler için ayrı Sağlık Kurulu raporu, önceden tek Sağlık Kurulu raporuydu. İki ayrı Sağlık Kurulu raporu veriliyor. Çocuklar için ayrı, engelliler için ayrı, yetişkinler için ayrı. Burada engel türü ve oranı daha detaylandırılmış durumda. Ne kadar özel gereksinime ihtiyacı var bir çocuğun, hangi konularda var. Bunlar daha rafla detaylı belirtiliyor.
bir engelli sağlık kurulu raporu olan ve oranı belirtilen, engel tipi belirtilen bir engellinin ailesinin veya vasisinin başvurusu üzerine il müdürlüklerimize gerekli gelir araştırması yapılıyor, sosyal incelemesi yapılıyor, mahkeme kararları temin edildikten sonra bakanlığa bize gönderiyorlar. Biz de Türkiye genelinde durumuna uygun, engel grubuna, yaşına ve cinsiyetine uygun hangi merkez varsa oraya yerleştirmeyi istiyoruz. Eğer ağır engelli ve gelir durumu o asgari ücretin 1/3'ünün altında ise bir engelli özel bakım merkezine de yerleştirilebiliyor. Özel bakım merkezlerine her engelli yerleştirilmeyebiliyor ama resmi bakım merkezi için böyle bir kıstas yok. Bu engelsiz yaşam merkezlerinin işte tip proje olarak sunulan genel olarak hani kaziye göre farklılık gösteren ne var birinden işte sosyal servistir, müdürlüktür, büro işlemleridir ve tek tek engelsiz yaşam evlerinde dediğim gibi 12 kişi kalıyor. Son çalışan evde yaşayan engelli sayısının gittikçe azaltılması yönünde bir yaklaşım var. Evet, bu isteğimize meslektaşlarımızla ilgili bir mesleğiz. Yanlış hesaplamıyorsam. Çocuk alanı çok fazla bizim mesleğimizde ön planda olmuş tarihimizde 55 yılda. Ağırlıklı olarak çocuk refah alanında hizmet vermişiz meslek grubu olarak. Benim gözlemim o. Ama ikinci sırada belki işte yaşlılık ve engellilik alanında olduğunu söyleyebiliriz. Peki sosyal hizmet uzmanları engellilik alanıyla çalışırken hangi alanı nasıl öncelemeli? Bir, öncelikle bir engel oluşmaması adına engelliye yol açan riskler neler, sorun alanları neler, işte iş kazalarından tutun, işte beslenmeye, engele neden olabilen bütün nedenleri sayabiliriz. Burada engelli olmadan önceki riskleri önlemeye dönük sosyal hizmet uzmanının rol alması bu politika düzeyinde olabilir. Ama gittikçe maalesef politika düzeyinden meslek olarak kamuda dışlandığımızda 24 yıllık meslek hayatındaki gözlemini çok net söyleyebilirim. Gittikçe maalesef politika düzeyindeki konumumuz su kaybetmeye başladı. Bu anlamda bir rolümüz olabilir. Bu süreçte çalışabilir sosyal hizmet uzmanı. Bir de risk gerçekleştikten sonra birey engelli olduktan sonraki yapılacak çalışmalar olarak iki ana sınıfı da değerlendirebilirim. Zamanım nasıl, ne kadardır çok planlamayı yapamadım ama. Hocam mümkünse eğer bir 10-15 dakika içinde toparlayabilirseniz soru gerekirse zaten tekrar tartışma kısmında devam edebiliriz. Hayır bitecek o zaman. Yine sosyal hizmet mesleğinin ve uzmanın rolü konusunda benim gözlemlediğim meslek yaşantımda biliyoruz ki toplumun engellilere yaftalamaları, bakış açıları çok büyük bir sorun teşkil ediyor. İnsan onuruna aykırı bir söylem, tutuma maruz kalıyor. Ve ağırlıklı bir kültürel bu anlamda da normlarımız var. İşte hitap ettiğinden tutun, işte bir zihinsel engelli diye kimse toplumda çok az görürüz. Yani zihinsel engelli denmesini ki hani bu bile tartışılabilir. Hani deli tırnak içinde toplumda daha çok kabul edilen bir hitap tarzı maalesef. İşte suç işlemiş, cinsel istismara maruz kalmış, LGBTİ bireyler, ayrımcı tutum ve söylemler gibi bu tür tutum ve söylemlerde sosyal hizmet uzmanının
sağlam bir duruşunun olması lazım. Kavramları kullanmada, tutum, davranış belirlemede ve söylemde sosyal hizmet uzmanı burada ciddi bir anlamda toplumda varlığını kabul etmesi, örnek olması gerekiyor. Kişisel değer yargılarımız hepimizin vardır. Bu toplumun ürünüyüz bizlerdi ama bu eğitim ve bu meslekte farkımızı, mesleki bilgi, beceri ve ilkelerimiz doğrultusunda kendimizde de değişimi hem söylemimizde dediğim gibi hem tutum davranışlarımızda geliştirmeye ihtiyacımız var ve toplumdaki diğer bireyleri de etkileme misyonumuzun olduğunu düşünüyorum. Engellilerin hani ben bunu soru olarak gençlere sormayı düşünüyordum ama genel olarak sosyal kültürel etkinlikler, sosyalleşme ve özgüven gelişimi çok ihtiyaç duydukları engellilerin ve engellilerin ailelerinin, yakınlarının en çok ihtiyaç duydukları hem aile yanındayken engelli hem de korun bakımı hizmeti alırken en çok ihtiyaç duydukları alanlardan biri. Ebeveynin kendisine veya ailesine hatta sosyal çevresine danışmanlık, engel durumu, ihtiyaçları, rehberlik anlamında danışmanlık hizmeti çok ön planda. Engellilerin bir sosyal hizmet uzmanının sunması gereken hizmetler anlamında ön planda. Engellilerin karşılaşabilecekleri risk ortamlarının tespitinde risklerin ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar çok ön elzem gözüken konular. Bir sosyal hizmet uzmanı her zaman her alanda olduğu gibi aslında. Yaşlıda da bu böyledir, çocukta da böyledir. Engelliyi her zaman her koşulda odağına almalı ve bütün çalışmalarını bu odak üzerinden onun ihtiyaçları, gereksinimleri ve gelişimi hangi gelişim alanları gerekiyor ve neler yapılabilir sağlamalı. Bizim yine biraz engellilik dışındaki de bir konu başlıkları olarak görüyor olabilirsiniz bunları. Her sosyal hizmet alanında geçerli olan süper vizyonluk süreci olmazsa olmaz bir süreç ve maalesef ülkemizde kurumsallaşmış, mevzuata ve işleyişe girmiş bir süpervizyon süreci maalesef yok. Bizler HCTP mezunları, eski mezunlarının şöyle bir sürü dezavantajı olmakla birlikte tek okul olmanın çok büyük bir avantajı şöyleydi ki biz 81 ilde nereye gitsek bir meslektaşımız olduğunda o alanda olan, o ilde olan o meslektaşımız bize her tür hem sosyal anlamda da desteği olurdu. Mesleki anlamda da ciddi o alanda bizden önce çalıştığı için rehberlik yapıp yönlendirmeler yapıyordu. Böyle bir meslek kültürü de vardı illerde. Birbirimizden öğreniyorduk. Bizden öncekiler bize ve temelde gerçekten bir sosyal hizmet bakış açısı her sosyal hizmet uzmanında vardı. Bugün ben maalesef bu okulların çoğalmasıyla niteliksiz eğitimle her sosyal hizmet uzmanı diplomasını alan meslektaşlarımın da mesleki anlamda hem bilgi birikim aktarma hem temel mesleki ilke değerler konusunda belli bir standardın oluşmadığını üzülerek görüyorum. Ancak dediğim gibi örneğin ben Nevşehir'e gittiğimde sadece 4 tane sosyal hizmet uzmanı vardı ki Nevşehir gibi bir il için 4 kişi fazlaydı bir de denilebilir o dönem için. Bazı illerde 1 kişi oluyordu. O 4 kişide bir meslek kültürü vardı ve siz o mesleğin dışında çok fazla aykırı bir tutum içine girme şansınız da yoktu. Böyle bir grup kültürü de vardı, meslek kültürü. O aktarım devam ediyordu. Hem bilgi hem deneyimlerin aktarılması anlamında. Son yıllarda bu yok ve çok daha süpervizyon sürecine ihtiyaç duyduğumuzu gözlemliyorum alanda. Vaka yönetimi olmazsa olmazdır. Vakayı bir bütün olarak ele alıp baştan sona yönetmek bu vakayı ihtiyaçlarıyla, gelişim alanlarıyla. Ve bu yapılan çalışmaların kayıt ve raporlaması inanılmaz derecede gerçekten önemlidir.
Örneğin sizler seneye mezun olduğunuzda gençler, bir kuruluşa gittiğinizde bizden önce o kuruluşu nasıl tanıyacaksınız, neler yapılmış, neler edilmiş, ancak bu kayıt ve raporlamaları incelemeniz size belki bir yıl, iki yıl kazandıracaktır deneyim olarak. Eğer sağlıklı bir kayıt ve raporlama var ise o kurumda. Engellerin ve ailelerin hak savunuculuğu dediğimiz gibi yeniden temelde olmalı. Bütün çalışma planlarımızı, faaliyetlerimizi, bakış açımızı bu temel üzerinde kurgulayıp uygulamalarımızı bunun üzerinden yürütme zorunluluğumuz var. Bu hak savunuculuğu meselesi yine her sosyal hizmet alanında en çok sizi yoracak olan ama en çok da sizi diğer meslek gruplarından, toplumdaki diğer bireylerinden farkınızı fark ettirecek konudur. En zor gruplarla çalışıyoruz ve o grupların bir nevi eli, ayağı, gözü, kulağısınız. Çok zorlanacaksınız. İdari anlamda, bürokratik anlamda çok sıkıntı yaşayabileceksiniz. Çatışmalar yaşayabileceksiniz. Ancak odağınız meslek ve hizmet verdiğiniz hizmet grupları olduğunda bu gücünüz sürekli tazeleniyor ve sizi diri tutabiliyor. Yani bu olmazsa olmaz bir alandır sosyal hizmet uzmanlığı için. Yine engellilerin toplumsal yaşamda yer almalarının ve katılımlarının, katılım maalesef çoğu yine alanda olmadığı gibi engellilerde çok daha katılım sınırlı olmakta ülkemizde. Bir engelli kuruluşunda çalışan veya engelli alanda çalışan bir sosyal hizmet uzmanı mutlak surette mevzuatın sadece engelli mevzuatı değil. Çünkü engelli dediğinizde bir bireyle yaşamın her alanda olup biten onu bir şekilde bağlıyor, olumlu veya olumsuz. Dolayısıyla bütün mevzuata hakim olan bir meslek sosyal hizmet uzmanı hakim olmak zorunda. Ulusal ve ulusal arası düzeydeki mevzuata. Diğer ve kurum kuruluşlarının sunduğu hizmetleri bilmek zorunda. Bürokratik işleyişler onların püf noktalarını da bilmek durumunda ki çatışmadan, yani çatışma kaçınılmaz bir şey ama asgari düzeyde çatışmadan amacınıza, engelli bireyine amacınıza ulaşmak için bürokratik işleyişi de bir sosyal hizmet uzmanının çok iyi gözlemlemesi, görmesi, öğrenmesi gerekiyor. Kurumlar ve meslekler arası işbirliği ve koordinasyon olmazsa olmazımız oluyor. Birlikte çalışma kültürünü genellikle bizler kendi meslek yaşantımda da dediğim gibi idarecilerle, başka mesleklerle çok kaçınılmaz bir şekilde çatışma yaşıyorsunuz. Çünkü engellinin yanındasınız ve sadece siz yanındasınız. Diğeri yani iş yürüsün, ya engelli işte ağzı var, dili yok. Zihinsel engelli olarak için düşünecek olursak. Ya başımızı ağrımasın, işte o da onu yapmasın falan ama siz engelli odağından gittiğinizde maalesef bir sürü engelle de karşılaşabiliyorsunuz. Burada birlikte çalışma kültürü dediğim gibi önemli. Bütüncül bir yaklaşım her alanda olduğu gibi yine engellilik alanında da olmazsa olmaz olarak düşünüyorum. Sonuç olarak bilimsel ve hak temelli bir engelli politikası çerçevesinde engellilere koruyucu, önleyici, geliştirici ve katılımını sağlayıcı bir engelli koruma ve destekleme sisteminin oluşturmasıyla umuduyla diyorum. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum burada bitti. Sorular olursa cevaplandırmaya çalışırım. Ergin Hocam çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Ergin Balcı sosyal hizmet uzmanı bizimle çok verimli bir sunumunu paylaştı. Alandaki deneyimlerini hem hak temelli bakış açısıyla hem de sosyal hizmet uzmanlarının rolleriyle, sosyal hizmetin işlevleriyle bağdaştırarak bu bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Hocam isterseniz şöyle yapalım. Nilay Hocam'ı da dinleyelim. Ardından biriken soruları birlikte alıp tartışmayı ve soru cevap kısmını o şekilde yürütelim. Eğer o zaman şimdi sözü sosyal hizmet uzmanı Nilay Oğultürk'e bırakayım ben. Herkese merhaba. Sevgili hocam, Aslan hocam, teşekkür ederiz bugünkü davetiniz için belediyemiz adına. Ergin Bey, sevgili meslektaşım, merhaba sizlere de. Şöyle söyleyeyim, ben 1987 mezunuyum.
Hacettepe Üniversitesi'nden. Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamladım. 11 Kasım itibarıyla da 31. yılıma bastım yerel yönetimlerde. Sanırım yerel yönetimlerde en uzun soluklu görev alan uzmanlardanım, öyle düşünüyorum. Şu anda Çankaya Belediyesi'nde Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak görev yapmaktayım. Kurumuma ilk başladığım yıllarda çok kısa bir dönemde toplum merkezi dediğimiz ve ilk kez oluşturmaya başladığımız bir birimde başlamıştım göreve. Çok kısa soluklu orada çalıştım. 9 ay civarında sanırım. Sonrasında 16 yıl gündüz bakım evi yöneticiliği yaptım. Daha sonra da idari kadrolarda görev aldım. Engelli müdür yardımcısı olarak, kültür ve sosyal işler müdür yardımcısı olarak. En son sosyal yardım işleri müdür olarak sanırım 4. yılım bitti. 5. yıldayım. Müdürlüğümüz, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, belediyemizde sosyal hizmet alanlarıyla ilgili konular biraz dağınık. Bazı alanlarımız Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğümüzde, bazı alanlarımız çalışma alanlarımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet sürdürüyor. Bizim alanımızda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak görülse de aslına bakarsanız tabela adının aslında Sosyal Hizmet Müdürlüğü olması gereken alanlardan birisi. Biraz belediyemizde yapılan sosyal hizmet uygulamalarından, sosyal hizmet alanlarından bahsetmek isterim öğrenci arkadaşlarıma. Çünkü herkesin yerel yönetimlerde staj yapma şansı olmuyor. Ama bakıldığında yerel yönetimler pek çok arkadaşımız için hizmette yerelleşmeye doğru bir eğilimi göz önünde tuttuğumuzda çok yakın zamanda çok fazla istihdam alanı yaratacağını düşündüğümüz alanlardan birisi ve önemli bir alan. Bu alanda hem alandaki meslektaşlarımızın hem de alana ilk kez dahil olan, belki bazı birimlerimizde ilk kez dahil olan, biz mesela gündüz bakım evlerimizde 3 yıldır okul öncesi alanda okul sosyal hizmet kavramını oturtmaya çalışıyoruz sosyal hizmet stajyerleri vasıtasıyla. Yaygınlaşacak bir alan olduğunu düşünüyoruz. Biz de şöyle söyleyeyim, öncelikle kendi müdürlüğüm dışındaki diğer müdürlüklerin uygulamalarından bahsetmek isterim. Örneğin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz var. Burada kadınlara yönelik özel durumlarında bir kadın danışma merkezimiz ve kadın sığınma evimiz söz konusu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde şu anda sayısı 28 olan farklı sosyo-kültürel düzeylerdeki semtlerimizde kültür evlerimiz var. Burada amacımız hem farklı yaş grubundaki ilçe sakinlerine hobiyi araç alarak bir takım onların hobi ihtiyaçlarını, gereksinimlerini gidermek. Mümkünse bazı grupların ekonomik yaşama dahil olması için mesleki eğitim almalarını sağlamak. Bunun yanında toplumsal dayanışmayı tesis etmek. Bu amaçla açılmış birimler ve son derece keyifli giden ve sayılarında artacağına inandığımız birimler. Bu müdürlüğümüzün birimleri dış kurumlarla, üniversitelerle, STK'larla çok yoğun biçimde alanın içeriği gereği çalışmakta. Bizim müdürlüğümüzde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde ise iki tane farklı alan var. Sosyal hizmetle doğrudan ilişkili olmayan. Birincisi ağız ve diş sağlığı kliniklerimiz. Burada bunlardan bir tanesi çok sosyoekonomik düzeyi düşük olan bir bölgemizde. Kliniğimizin orada olması hem hekimimizin hem diğer sağlık personelimizin ve orada kayıtta duran memurumuzun da, çünkü hani sosyal hizmet uzmanımız yeterli olmadığı için her birimde uzman tutamıyoruz. İhtiyacı olan grupların bizim verdiğimiz hizmet alanlarıyla buluşmasını sağlıyorlar. Bu yüzden ağız ve diş sağlığı kliniğimiz değerli bize göre. Cenaze hizmetlerimiz var. Cenaze hizmetleri vasıtasıyla girdiğimizde ailelere, biz taziyeler nedeniyle ailelere temas ediyoruz çoğunlukla. Hani cenaze raporlamasının dışında. Burada da bir aile kaybının sonrasında ailede herhangi bir güçlük, dezavantajlı durum var mı yok mu, bunu görmemiz mümkün oluyor. Çünkü personelimize bu yönde bir eğitim veriyoruz. Bu sürece başlayan, ilk kez katılan personelimize. Ve belediyemizin farklı birimlerinden alabileceği hizmetler varsa cenaze
özür dilerim. Cenaze kaybın yaşandığı ailemizde bu ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Denetim birimi dediğimiz, aslına bakarsanız hani burada da belediyede sosyal hizmet uzmanı ne yapar diye düşünülebilecek bir birim var. Bakıldığında temelde sadece hani alt komşudan üst komşuya su akıntısıyla beraber biz giriyoruz. Bir de çöp evlere giriyoruz. Çöp evler son derece değerli bizim için mesleki müdahale açısından. Çünkü bildiğiniz gibi toplama alışkanlığı belli kayıplardan, yoksulluklardan ya da bir travmatik olayın sonrasında yaşanan durumlar ve ailenin tekrar ya da kişinin tekrar bu düzeye gelmemesi için müdahale edilmesi gerekebiliyor evin temizlenmesi, arınmasından sonra. Ya da bir kurum bakımına müdahil olması gerekebiliyor. Bu yönde ekibimiz destek veriyor. Aslına bakarsanız şöyle düşünün, bu kadar çok söyleyeceğim şey var ki, mesela bir tanesini söyleseniz ben hani bana ayrılan süre içinde saatlerce konuşabilirim, konuşmayı da çok severim alanlarımızla ilgili. Hoş Geldin Bebek diye bir uygulamamız var. Bununla ilgili de aslına bakarsanız girdiğimiz aileye temas ettiğimiz her hizmet alanında çalışan personelimiz önceden mutlaka bilinçlendiriliyor. Sadece işini yapıp o evden ayrılma, belediyemizin kendi müdürlüğümüzde değil diğer ihtiyaçları olabilecek alanları da düşünelim ve ailenin talep etmediği bu alanlardaki gereksinimlerini de biz karşılayalım. Karşılamak şansımız varsa tabii ki. Tüm belediyelerde olduğu gibi Hoş Geldin Bebek diye uygulamamızda yine hemşiremiz anneye gebe sağlığı ve bebek sağlığı ile ilgili eğitim verdikten sonra minik bir hediye veriyor. Burada önemli olan aileye girdikten sonra evde engelli var mı, yaşlı var mı, hani aile yoksul mu, bunları gözleme şansı oluyor ve geri döndüğünde de bununla ilgili bir raporlama yapıyor mutlaka. Evde bakım hizmeti hani belediyeler için klasik hizmetlerdendir. Belediyemizde de sürdürüyoruz bunu. Özellikle engelli ve yaşlı bireylerimiz için sağlık ve temizlik konusunda, hastane nakli konusunda, engelli aracı konusunda destek vermeye çalışıyoruz. Çok keyifli bulduğumuz yaşlılarla ilgili bir gündüzlü bakım alanımız var. Daha doğrusu sosyalleşme alanımız var. Özür dilerim, bakım demeyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün aktif yaşlanma ilkeleri doğrultusunda oluşturduğumuz 7 tane bahar evimiz var. Bunlar da farklı kültür, sosyokültürel düzeylerdeki semtlerde yaşlıların yoğun olduğunu düşündüğümüz bölgelerden başladık bu bahar evlerimizi açmaya. Her bahar evimizin kullanıcı grubunun ihtiyaçları doğrultusunda iç etkinliklerini organize ediyoruz. Çünkü sosyoekonomik düzeyle, kültürel düzeyle beklentiler çok farklı olabiliyor. Ümitköy'de sunduğunuz hizmeti, içeriği Sokullu'daki bir bahar evinde uygulamanız mümkün olmayabiliyor. Bir bahar evimizde sadece kadınlardan oluşan grup belli saatlerde gelebiliyor. Diğer bahar evimizde kadın erkek bir arada çalışmaya daha uygun olabiliyor. Sokul'da mesela erkek egemen bir kullanıcı grubu olabiliyor. Son derece keyifli, çok fazla yaşlımızın katıldığı, hem hayata dahil olmaları, emeklilik ve yaşlanmayla beraber kendilerini olumsuz duyguların içine yöneltmemeler için ve hani daha da değerlisi Alzheimer ve demans gibi yaşa bağlı yoksullukları yaşamamalar için çeşitli önlemler aldığımız, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediğimiz keyifli mekanlarımızdan dır bahar evlerimiz. 12 tane gündüz bakım evimiz var belediyemize ait. Gündüz bakım evi tarihi açısından da bakıldığında sanırım belediyeler arasında en eski geçmiş olan belediye, sanırım 34 yıllık bir mazisi var gündüz bakım evlerimizin. Çoğunlukla çalışan annedir. Annenin aktif yaşam, çalışma yaşamına katılması ile ilgili bir engel yaşanması, çocuğunu güvenli bir kuruma bıraktıktan sonra iş yaşamına hani sorunsuz kendini oryante edebilmesiyle ilgili bu hizmetin verilmesinin nedeni. Gündüz bakım evlerinden yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen, çalışma yaşamında olan ya da olmayan bazı ailelerimizin tercih ettiği oyun evlerimiz var. Oyun evleri de kısa süreli bakımı kapsayan ücretsiz bir uygulama gündüz bakım evlerimizden farklı olarak.
kadınların evde bir yaşlısının, bir engellisinin olabileceği varsayımıyla ya da kuaföre, bankaya, hastaneye gideceği varsayımından hareket ederek onlara haftanın iki yarım günü kendi işlerini yapabilmesi için fırsat tanıyoruz oyun evlerinde. Bu sürede de çocuklarımız adı oyun evi olarak geçse de gündüz bakım evlerimize paralel bir program izleyerek çocukların yaşıtlarıyla yan yana gelmesine olanak sağlıyoruz ve onların gelişim dönemleriyle ilgili öğretmenlerimiz katkıda sunmaya çalışıyorlar. Yine müdürlüğümüzde engelli ve yaşlı hizmetleri birimimiz var. Kendi bunu birkaç saat bile konuşabileceğim birimlerden birisi. Hem mesleki rehabilitasyonu hem sosyal aktiviteleri içeren ondan sonra projelerin yazılıp çizildiği, aileyi odak alan, aileyi rahatlatmaya yönelik çalışmaları odak alan, psikososyal destek verilen bir birim. Engelli ve yaşlı hizmetleri birimi haline dönüşmesi yenidir. Birbiriyle uyumlu olduğu düşünerek böyle bir meclis kararı alındı. Eskiden de bizdeydi her iki hizmet alanı ama şu anda ikisini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Gönüllü danışmanlık ve test birimi dediğimiz bir birimimiz var. Bu yerel yönetimlerde son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan bir birim. Burada HIV testi yapıyoruz. Hani bakıldığında bir sağlık birimi gibi görünüyor arkadaşlar. Ama bu birimimizde hem sosyoloğumuz, hem sosyal hizmet uzmanımız, hem de hemşirelerimiz bulunmakta. Hepsi özel eğitimlerden geçtiler ve HIV ile ilgili herhangi bir kuşkusu olan, bulaş kuşkusu olan vatandaşımızın anonim test dediğimiz isimsiz test yapıldığı için belediyelerden bu hizmeti almaya gelen kişiler olduğunu varsayıyor Sağlık Bakanlığı. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nda isim alınarak bu testler yapılıyor, kayıtlar yapıldığı için ama biz anonim yürütüyoruz ve hem Sağlık Bakanlığı'yla hem Dünya Nüfus Fonu'yla ortaklaşa yürüttüğümüz bir çalışma. Bu da son derece keyifli uygulama alanlarımızdan birisi. İkinci kez belediyemiz bu hizmeti uygulamaya başlattı. Biz hizmet alanına girdikten sonra bazı çalışmalarımızı da diğer belediyelere de öneriyoruz. Uygulanması pratik olan alanları ve değerli olan alanları. Nüfus profili bize benzeyen belediyelerden 5 tanesine de benzer test biriminin açılmasını sağladık. Daha sonra söyleyeceğim çalışmalarımız biraz böyle aynı ve nakdi yardımları içeriyor. İşte çok düşük sosyoekonomik düzeydeki vatandaşlarımıza bazı belediyelerimizde olduğu gibi nakdi yardım veriyoruz. 2 ayda 1 nakdi yardımla desteklemeye çalışıyoruz. Hani bundaki hareket noktamız herkesin kendi ihtiyacını en doğru kendisinin belirleyeceği hareket noktasıdır. Normalde biz de pandemiyle beraber ilk kez aynı yardımları devreye soktuk. Aslına bakarsanız bu yardımlar sürdürülebilir yardımlar değilse biz sosyal hizmet uzmanları hani bunlardan yana çok uygulanmasından yana olmayız ama bazen karar vericilerimiz, belediye başkanlarımız bu tür yardımların yapılması konusunda biraz ısrarcı olabiliyorlar. Dolayısıyla işte gıda kolisi dağıtımı, süt dağıtımı gibi işte gıda kolisinin dışında diğer yiyecek içeceklerle ilgili dağıtım, çocuklara, yetişkinlere giysi verilmesi şeklindeki dağıtımlar gibi pandemi döneminde çok fazla yine hijyen setinde söyleyeyim, hijyen temizlik setleri bu tür dağıtımları da yapmaya başladık. Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Bu arada Ergin Hocam'a söylerken belki o sırada siz yoktunuz, o yüzden hatırlatma gereği duydum. Yaklaşık bir 35-40 dakika kadar bir süreniz kaldı. O yüzden engellilik olayındaki anlatmak istediklerinizi sıkıştırmamak açısından bir süreyi hatırlatmak istedim. Dediğim gibi hani hem aynı hem nakdi yardımlarımız var. Ayrıca bir ARGE birimimiz var. Burada araştırmalar yapılıyor çalışmalarımızla ilgili ve HİBE programları takip edilerek yapılan çalışmalarımızı zenginleştirmek ve üniversite STK'larla daha fazla işbirliği yapmak için gayretler içinde bulunuyoruz.
Bugün aslına bakarsanız hani Engin Hocam'la da görüştüğümde hangi benim açıkçası çalıştığım bir vaka olsun diye istemiştim ama psikologumuz ve sosyal hizmet uzmanımızdan aldığım bir vakayı size sunmaya çalışacağım. Çünkü bizden hani telefon görüşmemizde öyle bir taslak çizilmişti bize. Önce belediyedeki hizmetleri anlatırsınız, sonra şeylerle ilgili bir vaka üzerinden gidebilir misiniz diye. Yanlış değil değil mi Aslı Hocam, Aslan Hocam? Evet hocam, program o şekilde. Önce engellilik alanına ilişkin kurumunuzdaki genel olarak uygulamalar, ardından da bir vaka örneği verelim. Evet. Şöyle söyleyeyim, o zaman bizim irtibatımızda biraz eksiklik oldu. Ben genel olarak kurumunuzla ilgili işleyişlerden bahsedin denildiği için ben engelli alanına biraz şeye geçtim. İsterseniz çok az ondan bahsedip vakayı biraz daha hızlıca toparlayabilirim. Engelli alanındaki çalışmalarımızda şöyle söyleyeyim. Öncelikle mesleki rehabilitasyon çalışmalarını İşkur üzerinden ve bizim iş istihdam merkezimiz var belediyemizin bünyesinde. Bunun üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. Amacımız hani yapabilirlik ölçüsünde belli engel gruplarını çeşitli alanda hizmet sunacak hale getirmek. Bununla ilgili kafe servis elemanı, ondan sonra otel personeli olmak için, otel temizlik personeli olmak için çeşitli şeyler, AB projeleri ve ahşap oyuncak üretim gibi konularda engelli gruplarına, farklı engel gruplarına, zihinsel engelli, bedensel engelli gruplara projeler yürüttük ve yürütüyoruz. Bir atölyemiz var, adına Şengel dediğimiz. Burada yine farklı engel gruplarındaki ağırlıklı olarak katılanlar zihinsel engelli oluyor. Bedensel engelli çok az var, görme engelli katılan atölyemize hiç yok. Hobi çalışmalarının yürütüldüğü bir atölye çalışması. Bu tür atölye çalışmaları ailelere şöyle bir destek sağlıyor. Gençlerin, çünkü yaşları 16-15'ten 35-40'a kadar gidebiliyor engelli gruplarımızda. Bu atölyelere geldiği sürece aile yükünün kısa süreli de olsa azaldığını düşünüyoruz. Ve bu tür çalışmalara gelen gruplarımızı biz tanıdıktan sonra onların başka alanlarda desteklenmesi gerekmediğine biraz tanıma ve görme şansımız oluyor. Özellikle zihinsel engelli gruplarda ailenin yılgınlığından, yorulmuşluğundan, tükenmişliğinden bazı konularda yaptırımın artık genç ya da çocuk üzerinde etkisinin azaldığından çeşitli alanlarda, gelişim alanlarında zayıf kaldığını görebiliyoruz. Örneğin hijyenle ilgili, sağlık kontrolüyle ilgili, yön becerisi, sosyal yaşama dahil olmakla ilgili. Bununla ilgili gelişmek üzere sosyal hizmet uzmanımızla beraber bir program çiziliyor ve o gençlerin bu program doğrultusunda ne kadar yol aldığını gözlemlemeye çalışıyoruz. Görme engellilerle ilgili bir spor kulübümüz var. Spor kulübümüz 7 tane farklı branşta, satrançtan işte şeye kadar, atletizme kadar, golbole kadar 7 tane farklı branşta, hatta tekvandoya kadar vardı. Şu anda isimlerini tek tek sadece engellilerle ilgili dediğim gibi hazırlamadığım için eksikliğim bu benim, kusuruma bakmayın. Farklı branşta spor etkinliğine dahil oluyor. Görme engelli bir taraftan eğitimini sürdürürken bunların tamamı lise ya da üniversite düzeyinde gençlerden oluşan gruplar görme engellilerde. Sosyal yaşama dahil olmasını da sağlıyoruz. Çocuklar, gençler kulübümüze gelirken hem kendi gibi görme engelli bireylerle hem de görme engelli spor kulübümüzün çok karma bir yapısı var. Homojen bir yapısı yok. Orada çok sayıda üniversite öğrencilerinden oluşan üniversite topluluklarıyla iletişime geçerek oluşturduğumuz gönüllülerimiz var. Ve yalın bir spor kulübü değil görme engelli spor kulübümüz. Çeşitli sosyal kültürel etkinliklerin düzenlendiği bir mekan ve bir buluşma mekanı. Diyelim ki Hacettepe Üniversitesi işte sosyal hizmet bölümünden 3 tane gönüllümüz var. Onlar spor kulübüne ayırdıkları zamanda isterse sadece gelip onlarla sohbet edebilirler, isterse bir gencin evinde ise çalışmasına destek verebilirler ya da
Engelsiz Dershane dediğimiz bir dershanemiz var yine görme engelli spor kulübümüzün içinde. Orada kendine uygun olan saatte belli branşlarda öğrencinin ders çalışmasına takviyede bulunabilirler. Yaklaşık 120 civarında üniversite ya da bir kısmı artık bu üniversite öğrencisi olmaktan da çıktı gönüllerimizin meslek elemanı olan gönüllerimiz var. Engellilerle ilgili çalışmalarda normalde sadece engelli birey değil, engelli ailesinin ihtiyaçları da dikkate alınıyor tüm çalışma alanlarımızda. Engelli ailesinin sahip olduğu engelli bireyin yaşı çok önemli bize başvurduğu sürede. Başlangıç durumundaysa kabullenme sürecinden başlayarak çocuğunun gelecek yaşamını planlamasına kadar dahil olmaya çalışıyoruz. Eğer aile bizimle olmak isterse. Ama geç yaşta bizimle ilk kez temas eden aile varsa ailenin ihtiyaçları neler? Aile sosyal destek var mı çevresinde? Bunu görmeye çalışıyoruz. Bu desteğin bizim meslek elemanlarımız tarafından verilmesi sağlanıyor. Ailenin toplumdaki kurumları engellilikle ilgili haklarını biliyorlar mı, kurumları biliyorlar mı? Bu konuyla ilgili meslek elemanlarımız hem sosyal hizmet uzmanımız hem sosyologumuz hem de psikologumuz bu konuda ailenin durumunu tespit etmeye çalışıyor ve bu yönde yönlendirmeye çalışılıyor. Şu anda bir hazırlığını yaptığımız bir merkez var. Aslına bakarsanız ben Aslan Hocam da bilir. Engellilik alanına son derece hani sıcak duran ve çok keyif aldığım benim hizmet alanlarımın içinde en sevdiğim alanlardan birisiydi. Sosyal yardımdan da öteydi. Engelli hizmet bir engelli müdürlüğünde çalışırken zihinsel engellerle ilk kez temas etmiştim. İşte Çengel Kafe dediğimiz zihinsel engelli gençlerin mesleki rehabilitasyonunu sağladığımız bir projeyi hayata geçirmiştik. Çok fazla belediyeye bu çalışmanın uyarlanması için destek olmuştuk. Şunu gördük, Çengel Kafe'de, Çengel Atölye'de ve diğer çalışmamızda Görme Engelliler Spor Kulübü'nde bu gruplarımız sadece engellilerden oluşan gruplar olmasın. Hani bu bir dışlanmışlıktır. Dolayısıyla hizmet alanlarımızın tümüne mesela diyelim ki otizmle ilgili bir özel farkındalık günü yapıyoruz. Bunu otizmle ilgili bir dernekliğe yapmayalım. Eğer farkındalık geliştireceksek biz bunu üniversite topluluklarıyla alakasız gördüğümüz herhangi bir sivil toplum örgütüyle yapalım ki gerçekten onlar sahip çıksınlar. Engelli örgütleri zaten haklarına sahip çıkmaya çalışıyor. Farkındalık da kendi içlerinde sadece onlarda geliştiremeyiz. Bunu yapmaya çalıştık. Yani normal gelişen dediklerimizle engelli gördüğümüz grupların yan yana hatta mümkünse daha erken yaşlardan itibaren yan yana gelmesini sağlayalım ki sonradan ayrıştırılmasınlar. Örneğin biz gündüz bakım evlerimizde kaynaştırma eğitimini son derece önemsiyoruz. Çünkü ilkokula geldiğinde engelli çocuğun annesi ya da babası, ailesi bütün olarak okuldan, öğretmenlerinden yana bir dışlanma görmesin ya da engelli çocuğumuzun kaynaştırma öğrencisi olarak yer aldığı gruptaki ebeveyn çocuğu ilkokula gittiğinde sınıfında bir kaynaştırma öğrencisi varsa tepki vermesin. Yan yana birlikte yaşamanın daha erken yaşlarda olmasının bu katılığı kıracağına inanan bir belediyeyiz. Dolayısıyla dediğim gibi mümkün mertebe normal gelişenlerle daha heterojen bir yapıda hizmetleri geliştirmeye bu şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. Şu anda planlama aşamasında olan, binası tadilat sürecinde olan bir hizmet binamız var. Aslına bakarsanız hani bana göre bizim sosyal etkinlik merkezimiz varsa ayrıca bir engelli sosyal destek merkezine gereksinimimiz yok. Ya da bir işten merkezimiz varsa bunun engelli hizmet merkezinde sunulmasına gerek yok. Engelli bireyimiz evinden çıktığı sürece altyapıyı ve koşullarını biz öyle hale getirelim ki o hizmete ulaşmadan engelli bireyimiz ve yakınları yoksulluk yaşamasınlar. Erişilebilirlikten başlayarak ve biz de ayrıştırılmış bir hizmet sunmayalım. Ama bu bazen hani bizim ideallerimizin önüne geçebiliyor arkadaşlar. Kurumlarda karar vericiler, seçilmişler, atanmışlar
diyebiliyor ki hayır biz bu şekilde istiyoruz, bu şekilde sunum diyebiliyorlar. Şu anda hani bizim en yapmak istemediğimiz şeylerden birisiydi. Bir tabelasının engelli yaşam merkezi diye konulan bir yaşam merkezi haline getirilmesi. Bu hani bir öz eleştiri olarak alın ama çok mücadele edip bu hani katılığı kıramadığımız bir karar diyebiliriz size. Hatta şöyle söyleyeyim, isminin Aşık Veysel olması öngörülen bir yaşam merkezi. Aşık Veysel hani çok değerli bir ozanımızken, onun isminin bir kültür merkezine verilmesi gerekirken, öyle düşünüyoruz biz, bir engelli yaşam merkezine verilmesi, hani sadece engelinden ötürü orada isimlendirilmesi kadar hani kötü bir karar bize göre olmaz ama maalesef böyle bir gidişat var. Ama şunu yapmayı düşünüyoruz. Diğer biz tekil tekil alanlarımızda engellerle ilgili sunduğumuz hizmetlerde nasıl engelli ve engelsizi yan yana getiren bir yapı sağlayabildiysek yine katılımcı bir çalışmayla belediyemizin kent konseyi engelli meclisini de dahil ederek çalışma yönergesini daha normal gelişen bireylerle ve çok fazla STK'nın da içine dahil olacağı, sadece engelli sivil toplum örgütleri değil, elbette onlar da olacaklar. Bir işleyişle bunu kurgulamayı düşünüyoruz. Bunun yanında yine engelli bireylerimize eğer ihtiyacı varsa aynı yardım, nakdi yardım kriterleri sağladığı ölçüde veriliyor. Ama sadece engelli olduğu için ihtiyacı olmayan bir yardım elbette verilmiyor. Hani bunun da gerçekle yüz yüze gelmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı ailelerimiz geliyor, bakıyorsunuz sosyal inceleme düzeyindeki rapora hiçbir ihtiyaç arz etmiyor. Böyle bir ailemize sadece psikososyal destek verebiliyoruz. Ya da işte genci, aile bireyi engelli olan bizim etkinliklerimizden faydalanmak isterse o etkinliklerde yer alabiliyorlar. Yine engelli bireyler ve engelli bireylerin yakınları için sosyal kültürel ihtiyaçlarını gidermek üzere etkinlikler düzenleniyor, geziler düzenleniyor. İşte yani epey çok sayıda sosyal etkinlikler düzenleniyor. Farkındalık günlerine az önce de söylediğim gibi katılımlı bir biçimde mutlaka bir gün en azından birkaç sivil toplum örgütü ve üniversite desteğiyle yürütmeye çalışıyoruz. Bugün dediğim gibi başta da yaptığımız çalışmalardan, engelli çalışmalarından birisinden hareket ederek bir vaka sunumu yapalım. Bunu hep düşündük hafta sonunda sosyal hizmet uzmanımız ve psikoloğumuzla ve yani güzel bir örnek olacağı düşüncesiyle bir kaynaştırma öğrencimiz üzerinden gittik. Hem biraz okulla yönelik sosyal hizmet kavramını da arkadaşlarımız zihinlerinde oturtmuş olur diye. Şöyle söyleyeyim, gündüz bakım evlerimizde sosyal hizmet uzmanımız yok. Merkezde engelli birimimizde sadece sosyal hizmet uzmanlarımız var. Bir de gönüllü test ve danışmanlık merkezimizde sosyal hizmet uzmanımız var. Yöneticiler olarak ben ve müdür yardımcımız sosyal hizmet uzmanıyız. Hani sayımız çok fazla değil ama çalışmalara biz de zaman zaman yönetici kimliğimizden uzaklaşarak destek olmaya çalışıyoruz o süreçlerin tamamlanması için. Biliyorsunuz sosyal hizmet bireylerin, ailelerin, toplumların sosyal işlevsellik hallerinin güçlendirilmesi, ihtiyaç duyulduğu alanda yeniden şekillendirmesi amacıyla gerçekleştiren müdahaleler. Burada bireyi çevresi etrafında görüyoruz, bireyi çevresi içindeki bir birey yaklaşımını benimsiyoruz. Bizler uzmanlar olarak bireylerin başa çıkma kapasitelerini, sorun çözme becerilerini, gelişimsel yeteneklerini güçlendirmek, insanlarla kaynaklar ve hizmetler arasında bağlantı kurmak, hizmet sundukları sistemlerin müracaatçılar açısından insan onuruna saygılı olup olmadıkları konusunda denetlemek ve sosyal politikaların geliştirilmeci sürecine katılmaya çalışıyoruz uzmanlar olarak. Sosyal hizmet uzmanları müracaat sistemine ilişkin etkin bir uygulama yürütürken soruna neden olabilecek tüm unsurlara dahil ederek bütüncül bir perspektifte bakış açısını ortaya koymak durumundadır. Böylece sadece bireyin sorununa değil, sosyal çevresinde
hesaba katarak bir müdahale planı gerçekleştirir. Böyle olduğunda yapılan müdahalenin daha etkili olduğu düşünülür. Biz bugün konu olarak 6 yaşında Down sendromlu, çok şekerdi şu anda 8 yaşında bir çocuğumuzla ilgili bir vaka sunumu sunacağım. Adı E.Y. diyelim. 6 yaşında Down sendromlu. Annesi kamu sektöründe çalışıyor. Anne çocuğunun hiçbir zaman 6 yaşına kadar bir özel eğitim merkezinin, özel onunla ilgili bir eğitim merkezinden tam zamanlı hizmet almasını istemiyor. Özel eğitim merkezine biraz gittiği gündüz bakım evlerinin yönlendirmesiyle isteksizce gidiyor. Çünkü biliyorsunuzdur belki Down sendromluların büyük bir kısmında çok yüksek oranda bir zihinsel kayıp yaşanmayabilir. EY de hani sınır düzeyinde zihinsel kapasiteye de gördüğümüz çocuklarımızdan birisi. Dolayısıyla anne hani tam olarak Down sendromlu olmasa belki hiç kabul etmeyecek, görüntüden dolayı artık engelini biraz kısmen kabul ediyor ama tamamen de engelini kabullenmiş ve bu doğrultuda çocuğun ihtiyaçlarını bilen ve erken eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkında olan bir anne değil. Bize gelmeden önce bir özel gündüz bakım evine yine tam zamanlı olarak gidiyormuş ve hafta içi günlerde özel eğitim merkezine gitmiyormuş. Özel eğitim merkezine son derece düzensiz gidiyormuş. Bize gelmesi şöyle başlıyor. Kurumda bir müdür değişikliği, yönetici değişikliği yaşanıyor gittiği gündüz bakım evinde. Yönetici değişikliğiyle beraber ailelerden gelen daha önceki bir basınç yoğunlaşıyor ve deniliyor ki E'ye çok hareketli, çok hiperaktivitesi var. Down sendromlarında fiziksel olarak dil yapısı biraz büyük ve konuşma güçlüğü yaşayabiliyorlar buna bağlı olarak. Kendi söyledikleri karşı tarafında, yaşıtları tarafından tam anlaşılmadığı için iletişim güçlüğü yaşıyor. Bu nedenle oldukça hırçın. Dolayısıyla diğer aileler hırçın ve sert bir sevgi dili fazla, bedensel olarak bunu çok fazla göstermeye çalışıyor arkadaşlarına. Bu biraz hırçınca olduğu için aileler diyor ki zaten engelli de tam zamanlı geliyor. İşte müdahale edin ya da biz çocuklarımızı bu kreşten kaydını sildireceğiz diyorlar ve çocuğun kaydı siliniyor E.Y.'nin. Aile bize geldiğinde bize tam zamanlı yine bir kayıt için başvuruda bulundu. Bu başvuruyu biz kabul edemeyeceğimizi söyledik. Bunun da E.Y.'nin kendi iyiliği için olduğunu anneye anlatmaya çalıştı. Dedik ki siz normal gelişen bir çocuk olarak görürseniz kendi çocuğunuzu onun özel eğitim gereksinimlerinden vazgeçmiş olursunuz. Oysa erken dönemdeki müdahale belki daha üst kapasitesinin daha üstüne onu getirebilecekken siz bundan vazgeçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla size tam günlük kurum bakımı hizmeti yerine 2,5 gün ücretsiz kaynaştırma öğrencisi olarak hizmet verebiliriz. Bu şekilde katkı verebiliriz dedik ve aileyi ikna ederek E.Y.'yi gündüz bakım evlerimizden evine en yakın olanın kaydını yaptırdık. E.Y.'nin dediğim gibi hiperaktivitesi var. Mental gelişimi yaşlarından düşük ama çok büyük farklar yok. İletişim güçlüğü onu son derece hırçın yapıyor ve diğer gündüz bakım evinde işte arkadaşlarından hırçınlaşması nedeniyle reddedilmeyi yaşıyor. Ama o yine de iletişimi sadece dokunma temasla gördüğü için biraz sert bir şekilde sarılma, öpme gibi davranış örüntüleri sergiliyor. Bu öğrencimizin nasıl ailesiyle bu öğrencimize nasıl bir sosyal hizmet müdahalesi uygulandığını, problemin çözümlenmesi için okul ve toplum düzeyinde nasıl çalışmalar yürüttüğümüzü anlatmaya çalışacağım. Burada sosyal hizmet müdahalesinin aileye yönelik çalışmalar yanında çalışmaları önemli bir şey. Ama aile yanında
bizim bu çalışmanın hani ilerleyen sürecinde anlattığımız gibi engelli bireylerin kabul edilmesi boyutunda hem öğretmenlerimiz hem de diğer velilerimizle yaptığımız çalışmaları da içeriyor. Aile sisteminin güçlü kalabilmesi, üyelerin fiziksel, duygusal açıdan iyilik halleriyle son derece ilgili. Tüm aileyle çalışırken uzmanımızın aile bireylerinin kendi onların bakış açısından sorunu nasıl değerlendirdiğini görmesi önemli. Bütün aileleriyle sosyal hizmet uzmanının iletişime geçerken tarafsız olması, tarafsızlığını koruması önemli. Bu vakayla ilgili tanışmadan başlayarak sosyal hizmet uzmanımızın ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma çerçevesinde nasıl bir süreç izlediğimizi anlatmaya çalışacağım. Burada EY ile bizim tüm çalışmalarımız yaklaşık 8 ayı kapsıyor. 2018 yılının Kasım ve Haziran aylarını kapsıyor. Yaklaşık hani neredeyse bir tam dönem diyebiliriz. 1,5 aylık bir kaybımız var burada normal çocuklarla kıyaslandığında. Bu süreçte EY'nin hem özel durumu hem de yaşının küçük olması nedeniyle sosyal hizmet uzmanımız annesi ve öğretmenleriyle yapılan çalışmalar ve velilerle yapılan diğer çalışmalar neticesinde çalışmayı yürütüyor ve kurum içinde görüşmeler gerçekleşiyor, tüm görüşmeler. Toplamda 32 tane görüşme gerçekleşmiş bu sürecin tamamlanması için. Bu görüşmelerden 14 tanesi anneyle, okuldaki öğretmenler ve branş öğretmenlerimizle de 18 görüşme yapılmış. Çünkü öğretmen cephesi son derece önemli EY'ye ulaşabilmek için. Anne yoluyla her zaman sağlıklı yol almak, ilerlemek mümkün olmayabilir. Ama anneyle paralel yürütülen bir çalışmayla öğretmen desteği de son derece önemliydi bu çalışmada. Tanışma aşamasında burada hani bildiğiniz gibi sorunun algılanmaya çalışıldığı ve sorunla ilgili kişilerle ilk iletişimin kurulduğu, ilk ilişkinin kurulduğu ve karşılıklı güven duygusunun oluştuğu aşama bu aşama. Burada anneyle yapılan görüşmede sorun olan bildirilen davranışların dışında aileyi de daha yakından kapsayıp başka sorunların olduğu da öğreniliyor. İşte anne çocuğunun diğer özel kreşten ayrılmasından dolayı son derece hoşnutsuz. Burada da benzer biçimde davranışlarla çocuğu üzerinden karşılaması üzerine tedirgin ve kaygılı. Ve hani çocuğunu olabildiğince diğer çocuklarla iletişim kurmaması yönünde empoze yapmaya çalışıyor. Hani oysa hani 6 yaş çocuğunda normal gelişen bir çocuk bile olsa bunu sağlamak oldukça güç. Hani daha kabul edilebilir davranışı sergilemesi, diğer çocukların sürece dahil olması, öğretmen desteği son derece önemli bu çalışma boyutunda. Çalışmada annenin kamu sektöründe dediğim gibi başta da çalıştığını öğreniyoruz ve E'ye 2 yaşındayken eşiyle ayrıldığını ve bir başka çocuğu daha olduğunu, 12 yaşında bir başka çocuğu daha yok. E'ye kız çocuğu bu arada, onu söyleyeyim. 12 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu öğreniyoruz. Velayeti anne de 12 yaşındaki erkek çocuğun ama EY'nin kardeşi, abisi ya da ikinci evliliğini de yapan babayla kalmayı tercih ediyor. Bunun nedeni de anne şuna bağlıyor. Anne şöyle düşünüyor, daha doğrusu önce şunu söyleyeyim. Down sendromlu olacağını öğrendikten sonra AY annemizin ismi de babanın hamileliği sürecince kendisinden uzaklaştığını ifade ediyor. Anne bu dönemde eşinin de kendisini yalnız bırakması nedeniyle o düşünce karışıklıkları, belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde yaramazlık yaptığı ve söz dinlemediği dönemlerde abiye duygusal ve sözel şiddette bulunduğunu
uyguladığını itiraf ediyor. T'nin babayla ilgili, babayla birlikte kalmak istemesini de buna bağlıyor. Çünkü zaten hani çocuk doğduktan sonra T'ye baba yoksunluğunu da yaşıyor. Hani anneyi belki bu nedenle suçluyor. Ve hafta sonları sadece T'ye eve geliyor. Hafta sonu sadece bir gün geliyor ve o günü birlik geliyor ve ayrılıyor. Ailenin aynı kentte sosyal destek olacak bir yakını, bir komşusu bulunmamakta, birebir yakını hiç yok. Ama bunun yanında hani avantajlı bir durumları var. En azından ekonomik yoksulluğu yaşamadığını öğreniyoruz. Tanışma aşamasından sonra ön değerlendirme aşamasında bir sorunun çözülmesi ya da en aza indirilmesi için sorunun doğasını, gelişimini ve yönünü belirlememiz gerekiyor. Ön değerlendirme sürecinde hem bireyin hem bireydenken anne karşılaştığı sorunlar, aile üyelerinin katılımı, aile ilişkilerinin nasıl olduğu, iletişimin nasıl kurulduğu, ailede ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı, bireylerin ve ailelerin ekolojik çevresi yani arkadaşlar, aileler, okul, işte diğer kurumlar, sağlık hizmetleri ve benzeri gibi ilişkilere yönelik bir değerlendirmeyi kapsıyor. Çalışılan vaka özelinde EY'nin okul öncesi eğitimine devam ettiği süre boyunca içe dönük ve dışa dönük problemleri görüyoruz. İçeride bir takım sorunlar var. Çocuğun gruba uyum sağlaması, iletişim güçlüğü yaşaması. Diğer tarafta da annenin hem çocuğuyla ilgili gelecek kaygıları var, engel durumunu tam kabul etmemesi söz konusu. Diğer taraftan ayrı bir eş, onunla iletişimsizlik, ondan hiç destek alamama ve diğer çocuğuyla ilgili de bir güçlüğü söz konusu. İlişkiler kurma noktasında güçlüğü söz konusu. Biz burada daha çok aileyle daha önce de söylediğim gibi görüşmeleri gerçekleştirdik. Ve burada okul içinde yaşadığı sorunlar noktasında hem öğretmenlerimiz hem günün haftanın farklı günlerinde gelen resim, müzik, drama, dans öğretmeni, İngilizce öğretmeni gibi öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirdik. Ve burada şunu gördük. Annenin engelli çocuğun engelli kabulün konusunda net bir güçlük yaşadığı, eşiyle ayrılmasında bununla ilişkilendirdiği için çocuğumun geleceğiyle, şu anki durumuyla ilgili ve geleceğiyle ilgili sağlıklı bir planlama yapamadığı, özel eğitim konusunda da ön yargılı olduğu ve yeterli bir bilgiye sahip olmadığını saptadık. Planlama aşamasında sorun çözme sürecinde nelerin yapılması gerektiğinin belirlenmesi aşaması bu aşamamız. Temel amaçların oluşturulması, hedeflerin belirlenmesi ve karşılıklı bu konuda bir uzlaşmanın müracaatçıyla sağlanması şeklinde basamaklarımız söz konusu. Ve ona sorun çözmede, çözüm yollarını bulmada yardımcı olan, bunları görmesini sağlayan en uzun aşamalarımızdan birisi. EY ve annesine yönelik gerçekleştirilen ön değerlendirmeler ve görüşmeler sonucunda öncelikli olarak içe ve dışa dönük problemlerin azaltılması ve çözümlenmesi amacıyla anne AY'ye yönelik psikososyal destek sağlanması, sonrasında ise çocuğuna yönelik, kreşimizdeki öğrencimize yönelik dışlayıcı tutum ve davranışların değiştirilmesi ve çözümlenmesi için öğretmenlerle çalışılması, grup çocuklarının bu sürece dahil olmasının sağlanması, hatta bu boyutta engellilerle ilgili okuldaki tüm velilerin, sadece o gruptaki velilerin değil ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, farkındalık yaratıcı etkinliklerin yapılmasının uygun olacağına karar veriliyor. Uygulama aşamasında da çocuğun davranışlarının farklılığının nedenini ortaya anlaşılır olması için çocuklar ve aileler tarafından paralel zamanlarda
Hem sadece o grubumuzda değil, çünkü o grubun dışında da tüm grup çocuklarımızın yan yana geldiği etkinlikler bulunuyor tüm gündüz bakım evlerimizde. Yemek saatleri, ondan sonra geziler ya da kapıda karşılama saatleri, ayrılış saatleri gibi. Dolayısıyla diğer ailelerin ve çocukların da farklı gelişen çocuğumuzla ilgili olumsuz bir tepki vermemesi için farkındalık eğitimleri düzenlendi. Çocuklarımıza yapılan eğitimler daha sonra bir eğitim kiti şeklinde kaynaştırma öğrencimiz o dönemde olsun ya da olmasın bütün gündüz bakım evlerimizde ve oyun evlerimizde tüm çocuklarımız için hazır bir kit haline geldi ve her sene mutlaka iki dönem, birinci dönem ve ikinci dönem çocukların, grup çocuklarının değişmiş olabileceği varsayımla uygulandı. Bu eğitim kitlerimiz sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından geliştirildi. Uygulama süreci interaktif bir şekilde, çocukların da katılımını sağlayacak şekilde oyunlar, ondan sonra şeyler, film izletmeleri, etkinlikler çok böyle renkli bir şekilde tüm çocuklarımıza verilmeye çalışıldı. Yine benzer şekilde uzmanlarla buluşturarak hem yazılı materyallerin oluşturulması hem de yüz yüze eğitimlerin verilmesi şeklinde ebeveynlere yönelik de farkındalık çalışmaları yürütüldü. Bunlar çoğunlukla gündüz bakım evlerimize devam eden kaynaştırma gruplarına yönelik şeylerdi, eğitimlerdi. Özellikle otizm, hiperaktivite, konuşma güçlüğü olan çocuklarımız, işitme konuşma güçlüğü olan çocuklarımız gündüz bakım evlerimizin kaynaştırma programlarından en fazla faydalanan gruplarıydı. Dolayısıyla bunlardan yola çıkarak genel olarak ailelere engelli bireyler, onlara erken yaşta çocuklarımızın ve ailelerimizin nasıl yaklaşacağıyla ilgili bilinçlendirme yapmaya çalışıldı. Hatta bundan bir ötede bazı özel günlerde başlangıçta da engellerle ilgili söylemiştim. Sadece yalın olarak biz engelli gruplarıyla farkındalık günlerimizi düzenlemiyoruz diye. Bazı çalışmalarımıza gündüz bakım evlerimizdeki tüm ailelerin de katılması sağlandı. Otizm günü gibi, işte 3 Aralık gibi, Mayıs ayı gibi buradaki sosyal etkinliklere işte bazen yürüyüş şeklinde farkındalık yaratan işte dövizlerle yürüyüşler falan oluyordu. Onlara katılımları şeklinde ailelerimiz de dahil oldular. Bu hani son derece değerliydi onların da sahiplenmesi. Ve şunu düşündük, hani bu grubumuzdaki aileler bu kadar içten bize destek veriyorlar ve bu düzeye geldiler. Gelecek yıllarda kendi çocuklarının okulunda bu konuşma güçlü olan, Down sendromlu olan bir genç de olmasa artık aileler benim çocuğumun eğitim hakkından çalacak diye düşünmeyecek. Tam tersi, okulda bir engel varsa o engelin kaldırılmasıyla ilgili engelli çocuğun ailesinin yanında olacaktır, karşısında değil. O hale gelmiş gruplarımızdı ve bunu da her sene mutlaka biz ailelerimizde en az bir etkinliğimizde tüm gündüz bakım evlerinde gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Değerlendirme aşamasında şöyle baktığımızda yapılan bu çalışmaların oldukça hani 8 aylık çalışmanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu sürecin sonunda şunu da gördük. Biz bazı engelli alanlarıyla ilgili doğal olarak öğretmenlerimiz bir özel eğitimci değiller. Öğretmen kendi personel cephemizden de baktığında geliştirilmesi gereken alanlar olduğuna da kanaat getirdik. Ve bunun üzerine mesela otizmle ilgili personelimizin çok da yeterli olmadığını görerek bir AB projesine bir sivil toplum örgütüyle başvurduk. Ve personelimiz kaynaştırma öğrencisi olarak gelen ya da gelmeyen, çünkü otizmin başlangıç düzeyinde atipik otizm dediğimiz çocuklarımızı öğretmenlerimiz farklı tanılayıp hiperaktivite diye psikoloğumuzla beraber hani üstünden geçip gözden kaçırabilirler diye otizmi tanılayacak düzeye gelebilecekleri bir AB projesine başvurduk ve tanılama eğitimi alacaklar pandemi bittiğinde. Sürecimiz henüz devam ediyor. Ailelerimizin, engelli çocuğumuzun ailesinin gündüz bakım evinde topyekün bir şekilde kabulüne şahit olduğunu gördü ve bu şu rahatlığı verdi.
Eğer aile bizimle beraber çalışırsa biz onun hani bir sosyal destek mekanizması olarak yanında duracağız ve kendi içinde tüm ailesini, fırsatlarını, eksikliklerini görmesine odaklanabiliyor. Ve aileyi özellikle görüşmeler sırasında özel eğitim merkeziyle ilgili ön yargısının sonlandırılması, özel eğitime erken yaşta başvurulmasının ve buna daha fazla katılmasının önemiyle ilgili çalışmalarımız, oturumlarımız sonuç verdi ve aile kendisine bir düzenli gidebileceği özel eğitim merkezi seçti. Bu belki EY açısından bakıldığında çalışmanın en önemli kısmıydı. Çünkü aile EY ihtiyacı olan özel eğitim ihtiyacına annenin de inanmasıyla tam zamanlı olarak dahil olacaktı. Hatta ve hatta anne konuşma güçlüğüyle ilgili de araştırma sürecine girişti. Acaba hani konuşma terapisi de aldırsam farklı düzeye gelebilir mi diye. Ve oğluyla ilgili hafta sonu tek gün gelen ve hiç yatıya kalmayan oğluyla ilgili bu süreçteki görüşmeler sonrasında yol alınabildi ve oğluyla da daha pozitif ilişkiler kurmaya başladı. Ve hatta oğlunun gelişi gündüzlü değil, yatılı hale zaman zaman gelmeye başladı süreç sonunda. Öğretmenler dediğimiz gibi daha fazla bilinçli idi süreç tamamlandığında ve hepsi hem EY'ye katkı vermekten hem de devam edecek olan kaynaştırma gruplarına daha hazır hale geldikleri için özellikle bir eğitim kitiyle çocuklara o farkındalık eğitimleri verilirken öğretmenlerimiz de yetişkinler boyutundaki farkındalık eğitimlerini almıştı. Daha donanımlı hale ve daha güçlü hissettiler ve şunu gördüler. Hiçbir öğretmen özel eğitimci anaokulunda olmak zorunda değil. Sadece doğru yaklaşım metotlarını bilmeli ve kaynaştırma eğitiminde kendilerinin hangi çizgide olduğunu, kendi rollerinin ne olduğunu bilmek zorunda. Yoksa hani biz onu geliştirmek, özel eğitimle ilgili gereksinimlerini kazandırmak zorunda öyle bir yükümlülüğümüzün bulmadığını bilerek daha rahattılar. Son aşamada çocuğumuz mezuniyet aşamasına, Haziran'da bizim mezuniyet törenlerimiz düzenlenir ve Temmuz ayının sonunda da gündüz bakım evlerimiz sezon tatiline girerler. Bu dönemde EY'nin grupta artık daha öğretmen ve ailenin birlikte çalışmasıyla daha fazla, daha yumuşak biçimde iletişim kurmaya, hani ödül mekanizmalı, diğer rol vererek, bunların sorumluluklar vererek takip edilmesi gibi pek çok şeyler denendi EY ile ilgili. Daha rahat hale gelmişti ve grupta EY'nin sınıftan çıkması, ondan sonra arkadaşlarına sert davranması, hiperaktif olması ile ilgili sorunların önüne geçilmiş oldu. Ve anneye hani çocuğunuzu alın, başka bir kuruma götürün diyen bir şikayetçi bir dil artık kullanılmıyordu gündüz bakım evinde. Ya da diğer veliler şunu söyledi işte için, bakın bugün de işte Dilara'nın annesi şikayetti, dün de Berk'in annesi şikayet etmişti gibi cümleler artık kullanılmıyordu. Ve çocuklarımızın, gruptaki çocuklarımızın onun farklı geliştiği ve ona daha hani davranışıyla ilgili sertliğin bir başka ifadesi olduğunu anlattığımızda çocuklarımız onu destekler hale gelmişlerdi. Şunu söyleyeyim, gündüz bakım evlerimizin mezuniyet törenlerinde mezun olan gruplar bir takım sahne performanslarını sergilerler. İşte koro gibi, dans gibi, spor etkinlikleri gibi. Evet, evet. Sözünüzü kesiyorum. Bir 5 dakika içinde toparlayabilirseniz. Birkaç dakikaya. Son cümle, sadece normal gelişen çocuklarımızı aileler üzülmesin, engelli çocuğa sahip ailelerimiz diye. Hatta diploma törenine dahi hani gelir misiniz, gelmek ister misiniz diye sorulurdu ama hiç sahne performansı olmazdı. Öğretmenimiz mezuniyet törenlerinde sahne performansına dahil etti. Çok böyle
korkunçtu. Çok kötü bir gösteriydi ama muhteşem bir gösteriydi. Hani yabancı videolarda falan görürüz o tür sahneler. İşte birisi bir koroyu mahveder, bir dans sahnesini mahveder ama inanılmaz tatlıdır. Bütün salon alkıştan yıkıldı. Herkes ayakta alkışladı çocuğumuzu. Ve hani mutlu sonla tamamladık biz. Sosyal hizmet uzmanımız diğer meslek elemanlarıyla da öğretmenler, psikologumuzla da doğru çalışarak iyi bir çalışmayı sonlandırmış oldu. Söyleyeceklerim bu kadar Aslan Hocam. Çok teşekkür ederiz Dilay Hocam paylaşımlarınız için. Her iki hocamıza da hem Ergin Balcı'ya hem de Nilay Oğul Türk'e hem süreyi çok verimli kullandıkları için hem de bizimle bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben baktığımda sohbet kısmında yazılı olarak gelmiş bir soru göremiyorum ama dinleyicilerimizden soru sormak isteyenler varsa eğer buradaki el kaldırma butonuna basarak veya yazarak veya söz alarak sorularını bize yöneltebilirler. Ben eğer göremezsem Engin Hocam ve Çağrı Hocam da bana yardımcı olurlarsa belki kaçırırım söz almak isteyen olursa. Yok gibi görünüyor. Oturumun başında da belirttiğim üzere zaten bu kaydı bölümümüzün YouTube kanalında da paylaşacağız sizin de onayınızla. Belki sonrasında arkadaşlarımız soru sormak isterlerse yine size bir şekilde ulaşabilirler. Bu arada Seda Çevik el kaldırdı galiba, bir sorusu var. Seda. Hocam kusura bakmayın, sesimi açamadım da bir sıkıntı oldu. Biraz geç kaldım o yüzden. Sorabilir miyim? Tabii ki. Benim sorum hem alanda çalışan hocalarımıza hem de size olacak. Aslında bu soruyu birçok kez araştırdım. Kendim de araştırdım. Farklı kişilere de sordum. Hatta okulda da tartışıldı. Ama son bir kez daha sormak istiyorum. İnternette olsun, başka yerlerde olsun. Engelli mi, özürlü mü? Hangi kelimenin daha doğru olduğu konusunda bir çıkmaz var diyeyim. Bazı kişiler mesela ben engelli değilim, ben özürlüyüm derken kimisi hayır, özürlü kelimesi güzel değil, hoşlanmıyorum şeklinde bir söylem de bulunabiliyorlar. Hangisini söylemek daha iyi acaba diye bazen şüpheleniyorum. Size de sormak istedim. Yani hepinize. Dilay Hocam, Ergin Hocam, hanginiz söz almak istersiniz? Ben hani bu kişisel bir cevap olacak tabii ki ama yani şimdi özürlülük bundan önceki kamuda da kullanılan, mevzuatta da kullanılan veya özürlülük kelimesi kullanılırdı ama bundan vazgeçildi. Engellilik son dönemde, dünyada da öyle aslında. Hani özür daha olumsuz bir anlam içeriyor gibi düşünülüyor ama şimdi bir taraftan da bakıyorum, özürlükten önce de mesela kullanılan sözcük sakatlık var. Hatırlarsanız literatürde de karşımızda. Hatta bazı çok eski yıllardan kurulan bazı sivil toplum örgütleri bu engellilik alanlarıyla ilgili, mesela Sakatlar Federasyonu yanılmıyorsam hala o ismi kullanıyor. Burada aslında işin özü birey kendisine nasıl hitap edilmesini istiyor. Bu örneğin bir kişi bana özür dilenmesini istiyorum derse o kişinin kendi tercihi olur ve saygı duymak lazım. Ama bu bir sıfattır. Yani sonuçta her engellinin bir ismi vardır. Tanımlamak için, sınıflandırmak için belki böyle bir kavram kullanma zorunluluğu var ama son yıllarda engellilik kavramı çok daha kabul edilir. Yani kişiler tarafından da, bireyler tarafından da kabul edilen bir ifade olarak gözüküyor ki bu gündemde hala. Teşekkür ederim.
Ben de benzer şeyi söyleyeceğim sevgili Seda'ya. Dil bütünlüğünü sağlamak amacıyla bakanlığın bir şeyi vardı, genelgesi vardı. Artık yazışma dilinde engelli sözcüğü kullanılacak diye. Hani isim, sıfat çok fazla önemli değil. Sonuçta herkesin bir kendi adı var. Hani yazışma dilinde elbette alınan karar neyse ona uygun davranacağız. Kamusal alanda en azından. Son zamanlarda eğer engelli sözcüğü tercih edilmişse biz kamu görevli olarak engelli sözcüğünü kullanıyoruz. Sakat, özürlü, hani birbirinin yerine geçen kelimeler olarak zaman zaman kullanılmış. Ama hani bana tercih sonuçta ben üçünü de kullanmam. Farklı gelişen bireyler derim. Bireysel tercihim bu olurdu mesela. Üç sözcüğü de kullanmazdım ama kamu görevimizi yürütürken zorunlu olarak şey kullanıyoruz. Engelli sözcüğünü kullanıyoruz. Teşekkür ederim. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Örneğin bir küçük Miray hocam söyleyince aklıma geldi. Mesela engelli sağlık kurulu raporları ismi şimdi özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler gibi bir kavram da kullanılmaya başlandı. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada sevgili Zeynep Mutlu paylaşımlarınız için her ikinize de çok teşekkür ettiğini yazmış sohbet kısmından. Tüm konferanslarımıza katkı verdiği ve dinlediği için biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Son olarak Merve Gühan isimli arkadaşımızın bir sorusu var sanırım. Merve'nin sorusu ve yanıtlarıyla da oturumumuzu sonlandıralım yavaş yavaş. Merve. Hocam merhaba. Benim Engin Hoca'ya bir sorum var. Sunumunda anlatırken kaynakların yetersiz kaldığını bazı durumlarda ve bu yüzden hizmetlerde eksiklikler, yetersizlikler olabildiğini söylemişti. Bu bağlamda özel sektörün desteğini almak veya sivil toplum örgütlerinden faydalanmak için çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyorsa nasıl iletişim kuruluyor? Ne gibi projeler yapılıyor? Varsa bunlardan örnek verebilir mi? Tam olarak hangi alanda bir destekten söz ediliyor? Yani mesela kuruluş oluşturma finansmanı açısından mı? Bu destek sorusunu tam anlamadım ama yani kamu bu bakım merkezlerini oluşturmayla ilgili zaten bütçesi var ama ne kadar yaparsanız yapın dediğimiz gibi engelli sayısı çok fazla Türkiye'de ve gittikçe durum bakımı hizmetine ihtiyaç duyan ve bu talepte bulunan engelli birey veya aile sayısı gittikçe artıyor. Dediğim gibi ben 2000 yılında başladığımda 2000'li yılların başında 17 kuruluş varken şimdi 104 kuruluş resmi artı 266 özel kuruluş olmasına rağmen hemen hemen bütün kuruluşlar dolu, hem özel hem resmi. Bu tabii kentleşme ile birlikte o geleneksel yapıdan ayrılmanın sonuçları sanayileşme ile birlikte de bu yaşlı huzur evi sayısında da aynı ihtiyaç gözümüzde çarpıyor. Yani engellilerin kuruluş bakımına duydukları ihtiyaç ve talep gittikçe artıyor. Dolayısıyla hani STK'lar da maalesef bizim sosyal hizmet alanında çoğu alanda olduğu gibi çok istendik düzeyde bir işbirliği olduğunu söylememiz mümkün değil. Bırakın kurum bakımını çünkü bu bir kamu hizmetidir. Sosyal hizmetler bu özel kuruluşlar ve resmi kuruluşlar arasındaki farkı anlatırken söylemiştim. Nitelikli hizmet farkını orada dile getirmiştim. Yani sosyal hizmetler bana göre bir kamu hizmetidir. Kamu eliyle yürütülmesi gereken bir hizmettir. Bu engelli kuruluşlarında bu fark çok bariz bir şekilde de ortaya çıkıyor. Öbür türlü ticari bir faaliyet olarak yürütüldüğünde mutlak surette engellinin, yaşlının da çocuk kuruluşu yok ama eğer oluşursa çocuk kuruluşlarında bireylerin istismar edilme riskleri maalesef daha artıyor. STK'larla çalışma, evet dediğim gibi istendik düzeyde değil. Zaman zaman mevzuat çalışmalarında STK'ların görüşü alınmak suretiyle çok istendik değil. Her görüş yansımıyor maalesef mevzuat çalışmalarına veya hizmet sunumuna. Açık kuruluşlar değil, toplumun deneyimlerinin
hastaneleridir, bakım merkezleri, bütün sosyal hizmet kuruluşları. Bazı handikapları vardır kapalı bir hizmet sunumunun. Toplumla, STK'larla, otorite olan sivil toplum örgütleriyle çok istendik düzeyde bir bilgi alışverişinin olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederiz Ergün Hocam. Son olarak İpek Turgut isimli öğrencimiz bir soru sormuş sohbet kısmından yazarak. Engelli bireylerin cinsel sorunlarına ilişkin olarak herhangi bir hizmet veriliyor mu diye. Kendisinin uygulama yaptığı alanda sorular soruluyormuş danışanlardan. Gelen sorular varmış. Neler yapılabilir bununla ilgili diye soruyor kendisi. Şöyle, ben hep çalışırken de en çok engellilerin ihtiyaç duyduğu temel bir ihtiyaç cinsellik. Ama bununla ilgili tabii ki bir hizmet sunumu mümkün değil. Yani mümkün değil dediğim yok maalesef. Nasıl olabilir? Hem toplumun genel kültürel özellikleri açısından. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki zihinsel engelli de, bir ruhsal engelli de, bir bedensel engelli de kuruluşlarda kalan ciddi bir şekilde bir cinsellikle ilgili bir çok doğal ihtiyaçları var. Ama bununla ilgili bu ihtiyacın giderilmesine dönük bir hizmet de yok. Ve yani böyle bir hizmet yok. Böyle cevap vereyim. Çok teşekkür ederiz. Bugün 7 Aralık 2020 Pazartesi günü engellilik alanıyla ilgili çok değerli iki konuğumuz vardı. Sosyal hizmet uzmanı Ergin Balcı ve sosyal hizmet uzmanı Nilay Oğultürk. Her ikinize de çok teşekkür ediyoruz bölümümüz adına. Önümüzdeki pazartesi bir başka konferansta görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.